Merhaba arkadaşlar, fotosentezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne anlatmıştık en son? Işığa bağımlı tepkimelerden bahsettik, değil mi? Devirsel elektron akışı, yani devirli fosforilasyon ve devirsiz fotofosforilasyondan bahsettik. Bunların nasıl gerçekleştiğinden bahsettik. Mitokondri ve kloroplastlardaki kemozmozu karşılaştırdık. Şimdi geliyoruz fotosentezin ikinci evresine. Nedir arkadaşlar fotosentezin ikinci evresi? Tabii ki ışıktan bağımsız evredir. Yani diğer bir adıyla Calvin döngüsüdür arkadaşlar. Calvin döngüsü. Calvin döngüsü bilim insanı, hani bulan kişi Calvin olduğu için bu şekilde isimlendirilmiş. Bu yüzden bu isim verilmiştir arkadaşlar. 3 evrede gerçekleşiyor bu Calvin döngüsü. Bakın, 3 evrede gerçekleşir. İlk önce evrelerde neler olduğunu yazacağım. Daha sonra şekil üstünden size anlatacağım. 3 evrede gerçekleşir. Peki nedir bunlar? Bunların birincisi arkadaşlar karbon fiksasyonudur. Karbon fiksasyonu. Fiksasyon bir şeyi bağlamak demektir arkadaşlar. Bunu şeyde de görürsünüz mesela, hatırlayın. Laboratuvarda falan, işte üniversitede laboratuvarlarda fikse etmek. Hani bakteriyi mesela fikse etmek anlamında kullanıyoruz. Nedir bu? Sabitlemek anlamındadır veya bağlamak anlamındadır. Karbon fiksasyonu karbonun bağlandığı evredir. Arkadaşlar, Calvin döngüsü sırasında her bir Calvin döngüsünde bir tane karbondioksit bağlanıyor. Bu döngü arkadaşlar karbondioksiti 5 karbonlu şekere bağlıyor ve bu 5 karbonlu şekerin ismi de rubiloz bifosfat moleküldür arkadaşlar. Zaten dediğim gibi şekil üstünden de anlatacağım size. Ben şu an size kısaca anlatmak istiyorum. Kısaca anlatıyorum evreleri. Daha sonra şekil üstünden de göstereceğim. Bu basamağı katalizleyen önemli bir enzim vardır arkadaşlar. Bunun ismi ya Rubisco diyeceğiz bu enzime ya da rubiloz bifosfat karboksilaz diyeceğiz. Ama uzun ismini kullanmaktansa kısa ismini kullanmayı tabii ki tercih ediyoruz. Nedir ismimiz? Rubisco enzimi olacak. Arkadaşlar, reaksiyona karbondioksiti bağladıktan sonra reaksiyon tabii ki devam ediyor. Şimdi ben açıklama olarak bunu yazayım. Dediğim gibi detaylı anlatımını şekil üstünden göstereceğim. O yüzden şöyle diyorum. Calvin döngüsü sırasında her seferde bir karbondioksit bağlanır. Bir karbondioksit bağlanır dedik. Döngüde karbondioksit 5 karbonlu şekere bağlanır. Şekere bağlanır. Bu şekerin ismini de yazıyorum. Rubiloz bifosfat. Rubiloz bifosfat. O zaman neymiş? 5 karbonlu 2 fosfatlı bir bileşikmiş, değil mi? Rubiloz bifosfat. Arkadaşlar, burada önemli enzim, burada görevli enzim rubiloz bifosfatı kısaca RuBP olarak yazıyoruz. Rubiloz bifosfat karboksilaz ya da Rubisco'dur. Rubisco'dur. Arkadaşlar, biz ismini Rubisco olarak tabii ki söyleyeceğiz. Ötekini söylemek çok uzun çünkü. O yüzden Rubisco olarak diyelim kalsın. Şimdi gelelim ikinci evremize. İndirgenme evresi. Arkadaşlar, bu evrede neler gerçekleşiyor? Hemen buna bakalım. İndirgenme evresinde, şimdi karbon fiksasyonu evresinde 2 tane 3 fosfogliserat dediğimiz bileşik oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu bileşik ATP'den bir tane fosfat grubu alıyor ve 1,3 bifosfoglisarata dönüşüyor. Yani indirgenme evresi aslında ATP'den enerji alındığı evredir arkadaşlar. Burada elektron alındığı için, NADPH'tan gelen elektronlar kullanıldığı için biz buna indirgenme evresi diyoruz. O zaman yazalım. Oluşan 3 fosfogliserat ATP'den bir fosfat alarak 1,3 bifosfo gliserata dönüşür.
Ayrıca arkadaşlar ne dedik? NADPH'den gelen elektronlar bu 1,3 bifosfogliseratı indirger. NADPH'den gelen elektronlar bu molekülü indirger. Zaten indirgediği için bu yüzden de indirgenme evresi diyoruz. İndirgemek ne demek? Elektron bağlanması demek. Elektron eksi yüklüdür. Eğer ki eksi yük bir bileşiğe gidiyorsa onun yükünü düşürür, indirir. Bu yüzden de indirgeme diyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Diğer bir adıyla ne diyoruz? Redükleme değil mi? Elektron bağlanıyorsa redükleme olayıydı. Şimdi buradan sonra arkadaşlar, şimdi 1,3 bir fosfogliserat oluştu ya. Bu 1,3 bir fosfogliserat bir tane fosfat grubunu kaybediyor ve gliserol 3 fosfat oluşturuyor arkadaşlar. Gliserat 3 fosfat dediğimiz bileşiği oluşturuyor. Tekrar buraya yazmayacağım. İndirgeme olayını anlattım. Tamam. Çünkü şekil üstünde göstereceğim. O yüzden uzun uzun yazmıyorum. Arkadaşlar, NADPH'den gelen elektronlar bu 1,3 bir fosfogliseratın karboksil grubunu aldehit grubuna indirgiyor. Ve dolayısıyla yine indirgeme olayı olduğu için indirgenme evresi olarak söylüyoruz. Dediğim gibi şekil üstünde anlatacağım. O yüzden uzun uzun yazmıyorum. Geliyorum 3. evremize. Kısaca bundan da bahsedelim. Karbondioksit alıcısının yani rubiloz bifosfatın değil mi? Yenilenmesi. Yani yeniden oluşması. Yenilenmesi. Bu evrede de arkadaşlar ne olacak? Rubiloz bifosfat tekrardan oluşacak. Çünkü ilk başta buna bağladık. Karbin döngüsünün sürekli tekrar edebilmesi için bu molekülün oluşturulması gerekiyor. Nasıl oluşuyor bu? Karbin döngüsünün son basamağında arkadaşlar 5 tane G3 fosfat dediğimiz, yani G3P olarak göstereceğiz, molekül oluşuyor. Bu molekül arkadaşlar rubiloz bifosfat halinde yeniden düzenleniyor. 3 tanesi. Rubiloz bifosfat halinde yeniden düzenleniyor ve serbest bırakılıyor. Geriye kalan kısım ise besinin yapısına katılıyor. Yani oluşan moleküllerin bir kısmı rubiloz bifosfatı oluşturuyor, bir kısmı da besinin yapısına katılıyor. Bu sayede de rubiloz bifosfat yenilenmiş oluyor. O zaman şöyle diyelim. Kalvin döngüsünün son basamağında 5 adet G3P molekülü oluşur. Bunlardan 3 tanesi rubiloz bifosfat oluşturur. Geriye kalanlar besinin yapısına katılır. İşte böylece rubiloz bifosfat da yeniden oluşmuş oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar biz şekil üstünden bu olayı anlatmaya. Şimdi bizim ortamımızda ne var? Rubiloz bifosfatımız var değil mi? 5 karbonlu olan, şöyle biraz alttan yazayım. 5 karbonlu, 2 fosfatlı rubiloz bifosfat vardır. Rubiloz bifosfat. Rubiloz bifosfatı dediğim gibi RuBP olarak da gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu rubiloz bifosfat, bu arada bu 5 karbonlu olan fosfattan arkadaşlar 3 tane var. Tamam? Bu başındaki 3 yazdım, sayısını belirtiyor. 3 tane var. Bu 3 tane olan rubiloz bifosfat atmosferden karbondioksit alıyor ve bağlıyor. Kaç tane karbondioksit? 3 tane karbondioksit bağlıyor arkadaşlar. Bu 3 karbondioksit bağlandığı zaman bakın ne geldi? Bir karbon eklendi değil mi? 6 karbonlu, 2 fosfatlı, yine 3 tane bu bileşikten oluşuyor. Bu 3 tane bileşiği arkadaşlar ara madde diyoruz. Yani kısa ömürlü ara maddedir bu. Hani bunun belli bir ismi yok. Kısa ömürlü ara madde. Bu kısa ömürlü ara madde arkadaşlar 2'ye ayrılacak. 2'ye ayrıldığı zaman tabii ki bu şurada görevli olan enzimi unutmayın. Burada görevli olan enzim neydi? Rubisco enzimiydi. Hatta o enzimin ismini yazayım. Rubisco enzimi diye. Enzimi unutmayalım. Bu kısa ömürlü olan ara madde arkadaşlar şöyle iki yapıya ayrılıyor. 3 karbon, 1 fosfat bir tarafa,
3 karbon, bir fosfat da diğer tarafa gidiyor. Ama ben bir tanesi üzerinden göstereceğim. 3 tane burada, 3 tane de burada. Toplam kaç tane oldu zaten? 6 tane oldu. Yani şöyle düşünün. 3 burada, 3 de burada. Toplam 6 tane. Şimdi ortaya ben bunu birleştirdim. 6 taneymiş gibi gösteriyorum. Tamam mı? Kafanız karışmasın arkadaşlar. Bu arada bu bileşiklerin ismi nedir? 3 fosfogliserattır. 3 fosfogliserat bileşikleridir. 6 tane oluşturduk. Sonra geliyorum. Bu 3 fosfogliseratlar arkadaşlar ATP'yi harcıyorlar. ATP harcayarak 6 tane, bakın 3 burada 3 burada, 6 tane 3 karbonlu, 2 fosfatlı. Şimdi birer fosfatlıydılar ya bunlar. Tekrardan fosfat bağladılar ve ikişer fosfatlı oldular. 1 3 1 3 bir fosfo, bir fosfogliserat oluşturdular. Bir fosfogliserat. Bu sırada ne yaptı tabii ki? ATP harcadı. 6 tane fosfat bağlayabilmesi için kaç ATP harcaması lazım? 6. 6 tane ATP harcadı. 6 tane ADP, 6 tane de inorganik fosfat oluşturdu. Bu inorganik fosfatların hepsini getirdi buraya bağladı. 1 3 bir fosfogliserat oluşturdu. 6 tane yine. Daha sonra burada ne olacak arkadaşlar? Bakın. Buradadır, döngü şöyle devam ediyor. Yine 6 tane 3 karbonlu, bu 6 yazacak yerde 3 yazdım. 6 tane arkadaşlar 3 karbonlu bir fosfatlı bileşik oluşturacaklar. Bu 3 karbonlu fosfata, 3 karbonlu bir fosfatlı yapıya biz gliseraldehit 3 fosfat diyoruz. Gliseraldehit 3 fosfat. Hani dedim ya G3P diye, işte G3P budur. G3P, gliseraldehit 3 fosfat arkadaşlar. Bu bileşik oluşuyor. Peki bu bileşik oluşurken neler kullanılacak? Arkadaşlar 6 tane NaTPH molekülünden hidrojenler alınır. NaTP'ler serbest bırakılır. Daha sonra şimdi fosfatlar ayrılıyor ya, o fosfatlarda ne olacak? 6 tane fosfat ortama serbest olarak bırakılacak. Hidrojenler bağlandı, fosfatlar serbest bırakıldı ve G3P dediğimiz molekülümüz oluştu, 6 tane. Sonra ne oluyor peki? Arkadaşlar burada şöyle bir durum gerçekleşiyor. Bakın bu döngü böyle devam ediyor ve bu şekilde de devam ediyor. Nasıl oluyor bu olay? Bunlardan dedik ki 5 tanesi ne yapacak? 5 tanesi, 5 tane G3P, pardon. Ben şurada sayıyı yanlış yazmışım arkadaşlar. 6 tane G3P üretiliyor. 6 tane. Bunlardan 5 tanesi rubiloz bir fosfat oluşturuyor. Şurayı düzeltin siz de. Yanlış yazmışım. 6 tane G3P üretildi. 5 tanesi rubiloz bir fosfat oluşturdu. 5 tane 3 karbonlu, şöyle 3 karbonlu bir fosfatlı bileşimiz oluşuyor. Yine buna da biz ne diyoruz? G3P diyoruz. Şimdi 5 tanesi buraya gitti. Bir tanesi de nereye gelecek arkadaşlar? Bir tanesi de buraya gelir. Bir tane 3 karbonlu bir fosfatla G3P. G3P yani gliseraldehit 3 fosfat. Bu gliseraldehit 3 fosfat peki neye dönüşüyor? Bu glikozun ve diğer organik bileşiklerin yapısına katılıyor arkadaşlar. Glikoz ve diğer organik bileşikler. Bunların yapısına katılıyor. Ve böylece olay gerçekleşiyor. Tabii ki G3P hani 3 karbonlu ya, normalde bizim glikozumuz kaç karbonluydu? 6 karbonlu. 6 karbonluysa o zaman bir tane daha gelip bağlanması lazım. Bu şekilde bağlana ne yapıyor? Glikoz ve diğer moleküller oluşturmuş oluyor. Şimdi burada olayı gerçekleştirdik. Şimdi bunun rubiloz bir fosfata dönüşmesi lazım. Neyi eksik? Fosfat eksik değil mi arkadaşlar? İşte fosfat nereden geliyor? Yine ATP'den geliyor ve bu 5 tane 3 karbonlu olan bileşikler kendi aralarında düzenlenerek, şimdi düşünsenize bakın. 5 kere 3 kaç karbon? 15 karbon. Her biri 5 karbon olacaksa 5'e bölün. 3 tane yine ne oluşturduk? 5 karbonlu rubiloz bir fosfat. Bakın yine tekrardan başa geri döndü. Yani 5 çarpı 3 karbon 15 karbon yapıyor. Bunu tekrardan 5'e böldüğümüz zaman, pardon 3'e böldüğümüz zaman 5 karbonlu 3 tane molekülümüz, rubiloz bir fosfatımız oluşuyor. Tabii bu arada da ne harcanıyor arkadaşlar? 3 tane ATP harcanır. 3 ATP harcanır.
ve 3 tane ADP molekülü oluşturulur. Bu ATP'lerdeki fosfatlar nereye gider? Rubiloz bifosfatın yapısına gider. İşte böylece rubiloz bifosfat tekrardan oluşmuş oldu. Peki bu karbon fiksasyonu indirgeme, karbondioksit alıcısının yenilenmesi dedik. 3 tane evre dedik ya. Bu evreler nereler? Hemen gösterelim. Arkadaşlar bakın. Şurası farklı bir renkle göstereyim. Şu kısım karbonun bağlandığı şu kısım birinci evredir. Evre 1 burası. Daha sonra geliyorum. Şurada gerçekleşen olaylar arkadaşlar. Şu olaylar nedir? Evre 2'dir. Evre 2 yani indirgenme evresidir. İndirgenme. Şurada rubiloz bifosfatın yenilendiği evre şurası da nedir? Evre 3'tür, değil mi? Evre 3'te yazdıklarımızı zaten burada göstermiş olduk. İşte bizim Calvin döngüsü dediğimiz veya ışıktan bağımsız evre dediğimiz evre bu şekilde gerçekleşiyor. Bu evre nerede olur? Bu evre kloroplastların stromasında gerçekleşir arkadaşlar. Şunu da yazalım. Stromada gerçekleşir. Onu da yazalım. 3 evrede ve stromada gerçekleşiyor. Işığa bağımlı evre neredeydi? Kloroplastların tilakoid zarlarında gerçekleşiyordu. İşte bizim evrelerimiz, ışıktan bağımsız evremiz bu şekildedir. Umarım anlatabilmişimdir. Bir iki kere zaten siz de böyle tekrar ede ede yaptığınız zaman arkadaşlar aklınızda kalacaktır. Burada önemli olan enzim Rubisco enzimidir. Kesinlikle unutmayın. Sonraki videoda fotosentez hızına etki eden faktörlere geçeceğiz. Sonra arkadaşlar sıcak ve kurak iklimli bölgelerde nasıl bir adaptasyon var fotosentez açısından? Bundan bahsedeceğiz. C3, C4 ve cam bitkilerinden bahsedeceğiz ve fotosentezi böylece soru çözümüyle bitireceğiz. Yani fotosentezde yaklaşık 2-3 video daha var arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.